Bay Parvus, müsaadenizle ben saraya döneyim. Oturun. Konuşmak için birini mi bekliyoruz? Hayır. Bir haber bekliyorum. Ne yapacağımız hakkında konuşmak için gelmiştim ama zararı yok. Dilerseniz daha sonra tekrar gelirim. Beklediğim haber aramızdaki dostluğu da alakadar ediyor. Eğer beklediğim haber gelirse sizinle dostluğumuz başka bir hal alacak. Nasıl bir haber bu? İşte beklediğimiz güzel haberi getiren aziz dostumuz Vladimir. Anlat, bizi sevindirecek haberi ver. Her şeyin bittiğini ve kazandığımızı söyle. Helmut yakalandı. Wilhelm hala hayatta. Wilhelm'e suikast mı tertip ettiniz? Artık ne yapacağımızı konuşabiliriz. Büyük bir hamle yaptık. Wilhelm'i Abdülhamid'in önünde öldürecektik. Bu Cihan Harbi'nin fitilini ateşlerdi. Ülkesine misafir gelen kralı koruyamayan bir imparatorun yanında kimse saf tutmazdı. Osmanlı'nın yenilmeye mahkum olduğu bir savaş. Ama şimdi Almanlar hala yanında. Ben yalnız bir Abdülhamid istiyorum paşa. Kendisine sadık kim varsa sürgün ediyor. Kardeşim, Mehmet Paşa'nın devlet için yapmayacağı şey yoktu. Merak buyurmayın. Abdülhamid kendisini yalnızlaştırıyor. Kardeşime yapılanların hesabını herkese ödeteceğim. Siz sadece ne istediğinizi söyleyin. Yapmaya hazırım. Wilhelm ile Abdülhamid iki koca dağ. Eğer bir araya gelirlerse yıkmak çok zor. Buna mani olacağız. Senden saraydaki hadiselerle ilgili eksiksiz malumat istiyorum. Fırsat bulduğumuzda tekrar saldıracağız. Sen bize o fırsatın geldiği anı bildireceksin. Dostluğumuz daim olsun. Müsaadenizle. Hüseyin Paşa, işimize yarayacak mı? İçerideki düşman en büyük düşmandır. Akalar ve Troyalılar yıllarca savaştılar. Akalar güçlü bir orduya sahipti. Ama bu Trova'yı bitiremedi. Bir gün tahta bir at Troya surlarının önüne bırakıldı. Akalar geri çekildi. Troyalılar akalların kaçtığını sandı ve atı içeriye aldılar. Zaferi kutlamaya başladılar. Akaların en kahraman savaşçıları o atla beraber içeri girdiler. Bir hediye gibi içeri aldıkları tahta at onların sonunu getirdi. Akalılar zafer kazanmış. Biz her hamlemizde yüzümüze sadece sıkı bir tokat yiyoruz. Vladimir, biz denizin dalgasıyız. Bir dalga surlara vurmaktan yorulmaz. Ve benim her zaman rüzgar çıkartmaya gücüm var.